Son dönemde, son aylarda herkesin gündeminde ekonomi var. Piyasalar oldukça hareketli ve bugün saat 14'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İndirime gidilecek mi, sabit mi tutulacak, ne olacak? Bunu konuşalım. Acaba nasıl bir karar çıkacak? CNN Türk Ekonomi Danışmanı Profesör Doktor Sefer Şener'le konuşacağız. Hocam merhaba, günaydın. Merhabalar, günaydınlar, iyi yayınlar Sultan Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi anketlere baktığımız zaman bu ay için ekonomistlerin bir indirim beklentisi olduğunu görüyoruz. 100 baz puan gibi. Siz ne dersiniz? 100 baz puan mı olur, 200 mü olur, 200 diyen de var. Siz bir indirim bekliyor musunuz? Evet, tabii biliyorsunuz Sultan Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamasına kadar piyasanın beklentisi 100 baz puana kadar bir faiz artışı idi açıkçası. Yani bizim beklentimiz de 50 ile 100 baz puan aralığında bir faiz artışı gelmesi yönündeydi. Yani faizlerde bir indirime gidileceği beklentisi piyasada hakimdi. Hatta şöyle söyleyelim, son bir haftalık dönemde bu beklenti çok ön plana çıktı. Ve işte dövizdeki, kurdaki vesaire artışların işte beklentiyle alakalı olduğu, borsadaki artışların bu beklentide payı olduğuyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor idi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün özellikle güçlü ve yeni Türkiye'nin yolu bundan sonra farklı bir aşamadan geçiyor şeklindeki açıklamasıyla birlikte piyasanın beklentisi açıkçası şu an gördüğümüz kadarıyla 50 ile 150 baz puana çıkarılmış durumda. Yani piyasa faizlerin bugünkü kararda 150 baz puana kadar indirilebileceğini fiyatlamaya başladı şu anda. Yani kurdaki bu oynaklık aslında bunun işareti. Yani daha öncesinde 100 baz puana kadar fiyatlanmıştı ama dünkü gelen bu kararla birlikte, dünkü gelen bu açıklamayla birlikte şu an piyasanın yönü 150 baz puana kadar olabileceği şeklinde. Tabii biz burada bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Zaten 3 tane ihtimal var. Yani ya artıracak, ki çok düşük bir ihtimal artırması, evet. Ya sabit bırakacak ya da söylediğimiz şekilde 150 baz puana kadar düşürecek. Şimdi buradaki senaryolara göre de kurun gideceği boyut ya da diğer alternatif piyasaların, örneğin borsanın gidebileceği boyut, işte faizlerin gelebileceği boyut tekrardan yeni bir senaryoyu gerektiriyor. Yeni bir çalışmayı gerektiriyor gördüğümüz kadarıyla. Ama bunların, bütün bu olasılıkların içerisinde dünkü açıklamalara rağmen Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasında sabit tutma ihtimali de var. Bu ihtimal düşük olmasına rağmen bir ihtimal olarak masada duruyor açıkçası. Böyle bir sürpriz Hanım. De olabilir yani, diyorsunuz. Tabii böyle bir sürpriz de olabilir ama yani Sayın Cumhurbaşkanı hükümetin kararını çok net olarak açıkladı. Yani biz özellikle üreticiyi, sanayiciyi faize ezdirmeyeceğiz. Faiz yükünü bunların sırtından alacağız şeklinde konuşuyor. Dolayısıyla hükümetin tavrı bu kadar netken doğal olarak hükümetle Merkez Bankası koordineli olarak çalışıyor. Yani hani enflasyon hedeflemesinde ikisi birlikte hareket ediyor. Yasal olarak bu şekilde yapması gerekiyor zaten. Bütün bu açıklamalardan biz görüyoruz, şu anda da piyasa fiyatlıyor. Piyasa 150 baz puana kadar indirimi şu anda fiyatlamakta. Tabii bu peki Sayın Şener, bu fiyatlamış hali mi, yoksa bir olası indirim kararı sonrasında 150 baz puan bekliyorum dediniz. Dövizin gidişatı ne olur? Valla Sultan Hanım, tabii bu fiyatlanmış boyutu şöyle söyleyelim istiyorsanız. Bir %3'lük, 3,5'lük son bir haftalık dönemde bir artış oldu önce, biliyorsunuz. Bu 100 baz puanın fiyatlaması idi. Fakat dünden sonraki fiyatlamayla birlikte %5'in üzerine çıkmış oldu kurdaki oynaklık. Bu da aslında piyasanın 150 baz puan da olabilir, böyle bir sürpriz de yapabilir Merkez Bankası fiyatlaması gördüğümüz kadarıyla. Yani şu ana kadar bu kurdaki oynaklığın ana nedeni 150 baz puanın fiyatlanıyor olması. Yoksa 100 baz puan fiyatlansa bu kadar oynak olmayacaktı açıkçası. Yani o dünkü hükümet tarafından gelen açıklama, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gelen açıklama çok net olarak bugün fiyatlanmaya başladı açıkçası. Tabii şöyle söyleyelim, böyle yeni fiyata göre eğer ki Merkez Bankası beklendiği gibi diyelim 150 baz puanlık bir indirim yaparsa, bu şu manaya geliyor Sultan Hanım, kısa vadede en azından belli bir kısmı belki fiyatlandı bunun, ama daha üst seviyelere, kurun oynaklığının daha yukarı seviyelere çıkma ihtimali çok yüksek. Eğer piyasanın beklediği bu sürpriz olursa,
150 bas puanlık sürpriz gelirse, ancak daha önce fiyatladığı 100 bas puanlık sürpriz gelirse, çünkü piyasa buna ikna olmaya başlamıştı. Yani Merkez Bankası'nın yeni veriler ışığında hani bu 100 bas puanlık indirimi yapabileceğini fiyatlıyor idi piyasa. Orada da kurun oynaklığı ya da diğer enflasyona şuraya buraya yansıması bir sebebe bağlı. O da Merkez Bankası'nın kararını açıkladıktan sonra hangi metni piyasaya vereceği. Yani acaba geçen ayki metin gibi mi söyleyecek? Yani hala gidecek yerimiz var mı diyecek? Piyasalara bundan sonra da indirmeye devam edeceğim mi diyecek? Yoksa böyle bir şey söylemeyecek mi? Yani orada mesela gerekirse farklı enstrümanları kullanabilirim gibi bir ifade mi kullanacak? O zaman bu ifadeye bağlı kurun oynaklığının yukarı ya da aşağı olması. Yoksa 100 bas puanı piyasa fiyatladı. Eğer ki 100 bas puanlık bir indirim gelirse, dediğim gibi karar metnine bakacağız o zaman. Karar metninde çok radikal bir şey olmazsa, o zaman diyeceğiz ki tamam, bu kurdaki oynaklık nispi olarak sağlanmış durumda. Bundan yukarı gitmez diyeceğiz. Ama tam tersine bundan sonra da indirmeye devam edeceğim gibi bir mesaj alırsa, o zaman kurdaki oynaklığın çok daha üst seviyelere geldiğini görebileceğiz. Daha yeni rekorlarda görebiliriz gibi duruyor önümüzdeki süreçte. Tabii ki. Ama şurası net Sultan Hanım. Hükümet şunu düşünüyor. Deniliyor ki bakın, Amerika'da da enflasyon var. Yani 2 bekleniyordu. 6.2 çıktı. 3 katına yakın. Ama Amerika henüz faizi artırmıyor. Dikkat ederseniz deniliyor ki Haziran, Temmuz, Ağustos'a gibi enflasyon düşecek. Ondan sonra faiz artışlarına başlayacak Amerika deniliyor. Yani aslında baktığınızda hükümetin bakış açısı, yani bu enflasyonun arizi sebeplere dayandığı, geçici sebeplere dayandığı, dolayısıyla 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren düzelmeye başlayacağı, dolayısıyla bunun önlemi alındığı, yani faizlerde önden yüklemeli olarak indirime gidilmek istendiği ve dünya bu şekilde küresel olarak belli bir yöne gidiyorken Türkiye'nin de bu fırsatı kaçırmaması isteniyor aslında baktığınızda. Onun için üretici desteklenmeye, reel sektör desteklenmeye çalışılıyor. Tabii ki söylendiği gibi eğer Haziran'dan itibaren gerçekten enflasyon aşağı yönlü ivmelenmeye başlarsa, o zaman biz bu kurdaki artışın tamamıyla tersine döndüğünü görebiliriz Sultan Hanım. Fakat şu andaki realite, şu andaki gerçeklik, dediğim gibi o metinde hangi ifadelerin yer alacağıyla alakalı tamamıyla. Hem çıkacak karar hem de o metne bakmamız gerekiyor bundan sonraki süreci daha iyi yorumlayabilmek için. Peki siz aslında az önce enflasyonla değinmişken şunu da sorayım. Asgari ücreti de konuşuyoruz. Görüşmelerin arifesindeyken aslında bugün çıkacak karara göre, indirim kararına göre kurdaki bu dalgalanma sürecek gibi gözüküyor, sizin yorumunuz da bu yönde. Enflasyona ve dolayısıyla vatandaşa yansıması nasıl olur çıkacak kararın? Tabii Sultan Hanım, çıkacak karar sürpriz olursa, yani 150 bas puanlık olsa, doğal olarak bu kuru yukarı yönlü hareket ettirmeye devam edecektir. Kurun yukarı yönlü hareket etmesi de açıkçası maliyetlere yansıyor. Yani bunu görmezden hiç kimse gelemez. Artı sadece maliyetlere bu yansımıyor. Küresel çapta hem Amerika'da hem Avrupa'da hep söylüyoruz, orada da çok yüksek enflasyonlar var. Yani bu maliyetleri bir taraftan biz kur riskiyle karşılıyoruz. Bir taraftan da dünyada maliyetler artıyor hızlı bir şekilde. Enerji 2'ye katladı fiyatını. Doğalgaz, yani bakın dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Özellikle elektrikte, doğalgazda, petrolde bunu halka yansıtmıyoruz diyor. Yani biz vergiden vazgeçiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 130 milyar TL'lik bir vergiden vazgeçti hükümet. Ve sadece enerji sektöründe. Yani bunu yansıtmamaya çalışıyor. Doğal olarak şimdi eğer bu oynaklık devam ederse bundan sonraki süreçte, bu senaryo gerçekleşir de, o zaman bu maliyetlere yansıyor. Doğal olarak enflasyon olarak yansıyor. O zaman biz de diyoruz ki tabii bu yansıdığı için en çok bundan etkilenen ücretliler oluyor. Asgari ücretliler oluyor, diğer ücretliler oluyor. Sadece asgari ücretli olması gerekmiyor. Yani asgari ücretin biraz daha üzerinde, biraz daha üzerinde alanlar da çok ciddi anlamda bu enflasyon yükünden etkileniyor. Dolayısıyla toplumun şu anda asgari ücretle ilgili beklentisi yüksek seviyelere çıkmış durumda. Yani hem hükümetin açıklamaları bu seviyelere çıkarıyor açıkçası. Yani biz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor Sayın Bakan. O zaman bu beklentiyi yükseltiyor. Diğer taraftan işveren sendikaları da bu yıl içerisinde çok ciddi bir zam yapılması
ve bu artan enflasyon oranından asgari ücretlerinin ezdirilmemesini istiyor. O zaman tarafların ikisi de istiyorsa zaten ödeyecek olan işveren tarafı belli ölçüde vergilerden vazgeçecek, sigorta primlerini belli oranlara getirecek olan hükümet tarafı. Dolayısıyla bu ikisinden bu şekilde sinyal geldiği sürece biz hep şunu bekliyoruz. Bu yılki açıklanacak asgari ücret mutlak suretle enflasyonun üzerinde gelecek. Hatta ben her zaman söylüyorum 5-6 baz puanlık en azından refah payıyla birlikte gelecek. Dolayısıyla bu yıl beklenti en azından kamuoyunun beklentisi şu an %25'in üzerinde olması yönünde. %30 bekleyenler var, 40 bekleyenler var. Bunun ölçüsü yok tabii ki. Hesabı kitabı yapılıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla hem hükümet açıklamalarından hem işveren tarafı açıklamalarından sonra açıkçası asgari ücretliler çok ciddi anlamda bir refah payı, çok ciddi anlamda bir zammın ücretlere gelmesini bekliyor. Tabii şöyle de bir durumu da var bunun. Doğal olarak bu da enflasyona yansıyacak bir unsur. Ama nasıl yansırsa yansısın, çok pardon, nasıl yansırsa yansısın bu önümüzdeki dönem içerisinde asgari ücretlinin mutlak suretle enflasyonun üzerinde bir yeniden ücretlendirmeyle kavuşturulması lazım. Hatta bir önerimiz de var bu konuyla ilgili biliyorsunuz Sultan Hanım. Özellikle bu kadar hızlı şekilde enflasyonda ve kurdaki oynaklığın olduğu dönemlerde mutlaka hükümet tarafı ve işveren tarafı en azından 3'er aylık, 6'şer aylık dönemlerde mobil sistem şeklinde örneğin beklenen enflasyon oranında belli yeniden değerlendirme yaparsa o zaman hükümetin söylediği bu asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz sözü gerçekleşmiş olur. Aynı zamanda işverenin söylemiş olduğu bu asgari ücretli daha iyi bir artışa kavuşacak sözü gerçekleşmiş olur. Böylelikle şu da sağlanmış olur aslında. Hem yüksek zam vererek şok etkisi yaratmazsınız ekonomide hem de işverenin de yıl içerisinde parça parça bunu karşılamasını sağlayarak üzerindeki yükü almış olursunuz. Yani bizim önerimiz burada yeni bir modelleme yapılması. Zaten hükümet de bütün bu modellemeler üzerine çalışıyor. Yani bunun başka yöntemi yok. Kurun bu kadar oynak olduğu durumlarda, enflasyonun bu kadar hareketli olduğu durumlarda mutlak suretle yeni bir değerlendirme sistemi getirmek zorundasınız. Yeni bir değerlendirme sistemi getirdiğinizde İşte o taahhüt edilen hükümet tarafından, işveren tarafından iş gücünün yani asgari ücretlinin ve diğer çalışanların. Çünkü biliyorsunuz Sultan Hanım Türkiye'de 6,5 milyonun üzerinde sadece asgari ücretlimiz var. 13 milyon 800 binin üzerinde de ücretli çalışanımız var. Yani bu aileleriyle birlikte saydığınızda aşağı yukarı 40 milyonluk bir nüfusu daha ilgilendiriyor bu seviyede. O yüzden asgari ücreti bu kadar sık konuşuyoruz, çok konuşuyoruz. İşte eğer böyle bir yeniden değerleme sistemini getirebilirse hükümetle işveren tarafı anlaşıp da o zaman ben şuna inanıyorum kesinlikle bundan sonraki süreçte ister enflasyon oranı ister kur oranı sürekli oynak olsun ki bunun geçici olduğunu da düşünüyoruz. Tıpkı Haziran'dan sonra bu şeyin yapının oturacağını da düşünüyoruz. O zaman hatta yapı oturunca otomatik olarak bu sisteme ihtiyaç bile kalmayacak. Dolayısıyla bu sisteme eğer getirilebilirse öneri olarak ben asgari ücretlinin bu kur artışlarından, hayat pahalılığı artışından, enflasyon artışından o zaman korunabileceğini düşünüyorum. En azından belli oranlarda korunabilecektir diye düşünüyorum. Zaten 40 milyonu ilgilendiren bir konuyla ilgili adım atıldığında, çözüm getirildiğinde bu doğal olarak toplumun yarısının refahı üzerine etki edecek bir unsurdur. Çünkü bakın hep sizlerle yaptığımız yayınlarda da belirtiyoruz. Makroekonomik veriler işte ihracatımızda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılıyor. Diğer taraftan büyüme IMF'de yeniledi, Moody's'de yeniledi. Hepsi Türkiye'nin büyüme rakamlarını yeniledi. 9-9,5'luk bir yıllık büyüme bekliyoruz. O zaman bu yıllık büyüme refah artışından makroekonomideki artıştan toplumun çoğunluğunu oluşturan bu ücretli çalışan dediğimiz 40 milyonluk, 45 milyonluk aileleriyle birlikteki kesiminde
faydalandırılması gerekiyor. Vatandaşa bunun da bir yansıması da olmalı diyorsunuz. Kesinlikle Sefer yansıması hocam, olmalı. Şunu da sorayım mı size? Aynı zamanda evet faizde %150 bas puan bir indirim beklediğinizi anlıyorum. O metinde de ne yazacağı merak konusu. Buna göre dövizdeki hareketlilik, oynaklık sürebilir diyorsunuz. Peki sabit bırakılması ihtimali yüzde kaç görüyorsunuz? Çok zor bir ihtimal zannediyorum. Olursa sürpriz olacak ama böyle bir seçenek olursa şayet bu kararın sonrasında neler olabilir? Kurda bir geri çekilme görebilir miyiz? Olursa ne kadarlık bir geri çekilme görebiliriz? Çok güzel bir soru Sultan Hanım. Benim düne kadar beklentim 50 ile 100 bas puan aralığında indirim yapılmasıydı. Ama dünden sonraki açıklamalardan sonra bu beklentiyi 50 ile 150 bas puan aralığına çıkarttım açıkçası. Hı. Hani o aralıkta yapma ihtimali, yani 150 de yapsa sürpriz olmayacak benim için. Ancak sizin söylediğiniz gibi eğer Merkez Bankası daha büyük bir sürpriz yapıp da sabit bırakırsa, yani pas geçerse bu ay değiştirmezse, yani %16'lık faiz oranında sabit bırakırsa, o zaman biz gene karar metnine bakacağız ama daha karar metnine bakmadan bile burada bir gevşemenin yaşandığını göreceğiz hep beraber. Yani o durumda sabit bırakması durumunda kurun aşağı seviyelere, yani en azından onun altına doğru çekilme ihtimali yüksek. O kadar çekilir mi diyorsunuz? Sabit, tabii ki hele hele sabit bırakıp da bir de metin içerisinde çok görmek istediğimiz radikal cümleleri kullanırsa, o zaman tabii ki onun altına çok rahatlıkla çekilir. Ama dediğim gibi sabit bırakması durumunda ilk önce bir geri çekilme yaşanacaktır. Ama bu geri çekilmenin kalıcı olabilmesi için metinde nelere yer verdiğine bakmamız gerekiyor. Yani ilk etapta geri çekilme olur ama metne bakarız. Metinde de bizim beklediğimiz o radikal çözüm önerilerini sunuyorsa Merkez Bankası, bu geri çekilme hızlı bir şekilde aşağıya doğru gelir. Hocam peki ancak metinde tam olarak neye bakmamız gerek? Hangi ifadeler önemli olur bizim için? Sultan Hanım, metinde Merkez Bankası'nın verdiği birkaç ifade, hani normalde enflasyonla ilgili bir ifade yer alıyor. İşte küresellikle ilgili, küresel çapta risklerle ilgili bir ifade alıyor. Ve şu ifade de yer alıyor. Geçen metinde de vardı hatırlarsanız. Mesela derse ki daha indirimde gidecek alanım var derse geçen defaki gibi. Mesela bunu der demez Merkez Bankası. Biz hemen dedik ki tamam, önümüzdeki ayda Merkez Bankası faiz indirecek. Çok açık dedik. Eğer bu ifadeler gibi ifadeler yer alırsa, mesela sabit bıraktığında şunu şöyle bir ifadeye yer verirse. Evet, belli oranda Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili gidebileceği alan bitti ya da daraldı derse, biz o zaman anlarız ki Merkez Bankası bir daha, hani bu yıl içerisinde en azından gene sabit tutacak. Ocaktan itibaren gene indirim yapabilecek anlayışına sahip olabiliriz. Ama dediğim gibi bunlar sürpriz ifadeler. Tabii. Bunların çok yer alacağını düşünmüyorum. Hı hı. Benim beklentim daha çok 50 ile 150 bas puan aralığında bir faiz indirimi yönünde. Ve burada da vereceği gene kararlara bakacağız. Eğer 150 bas puan gibi bir sürpriz yaparsa bu kuru çok yukarı taşıyabilir. Hı. Ama karar metninde nelerin olduğuna bağlı olarak yukarı taşıyabilir. Hem yani 150 bas puan indirim yapar hem de daha gidecek yolumuz var derse örneğin o metinde, o zamanki senaryoyu konuşalım. Tabii o çok önemli bir senaryo Sultan Hanım. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Eğer böyle bir şey derse, yani 150 bas puan indirir ve daha da gidecek yolumuz var bu derse, ihtimal dahilinde mi en azından bunu sorayım? Tabii olabilir, yani bu da ihtimal dahilinde, söylediğiniz şey ihtimal dahilinde. Eğer böyle bir şey söylerse, o zaman biz şunu anlarız Sultan Hanım, deriz ki Aralık ayında da Merkez Bankası bir faiz indirimine gidecek deriz. Piyasalarda bunu fiyatlar. Bunun ilk fiyatlaması kurun çok ciddi anlamda yukarı yönlü oynaklığı olur Sultan Hanım. İlk yansıması bu olur açıkçası. Ama ondan sonra bunun enflasyona nasıl yansıyacağını, büyümeyi etkileyip etkilemeyeceğini, işte kredi faizlerine nasıl yansıyacağını, yani bankaların bu indirime, kredi faizlerinde indirim olarak ne kadarlık oranda karşılık verip vermeyeceğini kontrol etmemiz gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bu da tabii ki bir ihtimal Sultan Hanım. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Zaten bu ihtimaller piyasa yapıcılar tarafından bütün senaryolar alternatifli olarak değerlendiriliyor Sultan Hanım. Yani yapabileceği her hareketin
neye yol açabilecek? Zaten Merkez Bankası karar verirken de bunları, bu senaryoları gördükten sonra karar veriyor. Yani 100 bas puanlık bir faiz indirimi kurda ne kadarlık oynaklık yapacak? Piyasalarda enflasyonu ne kadar etkileyecek? Ne kadarı bunun enflasyona, ne kadarı maliyetlere yansıyacak? Bunların hepsi hesaplandıktan sonra bu kararlar veriliyor. Onun için ben diyorum ki hükümetin bakış açısı ya da Merkez Bankası'nın bakış açısı Haziran'a Temmuz'a doğru enflasyonun arizi nedenlerden kaynaklandığı, bunun tüm dünyada küresel çapta düşeceği ve bunun da bir avantaj getireceğini düşünüyor. Böyle bir düşünceden sonra da doğal olarak deniliyor ki biz önden hazırlanalım. Yani piyasalar açılacak, talep artacak, küresel çapta enflasyon da düşüp işte lojistik tedarik zincirleri normale geçmeye başlayacak. O zaman biz bunu önden yüklemeli olarak yapalım bu faiz kararını ve hazırlığımızı şimdiden yapmış olalım şeklinde düşünülüyor. Zaten bu işin tamamıyla mantığı önden yüklemeli hazırlık olarak bu faizlerin aşağı indirilmesi. Ki Sayın Cumhurbaşkanı dün çok net açıkladı. Yani bizim yönümüz 2053'e doğru modern Türkiye'den, gelişmiş Türkiye'den, üreten, ihracat yapan, istihdam yapan Türkiye'den yana dedi. Yani faiz artışını savunanlar bunun tersini düşünüyor şeklinde beyan etti. Dolayısıyla bütün bu ihtimaller görüldüğünde, ama tabii ki gene de çıkışta da, toplantıdan çıkışta da Merkez Bankası'nın bağımsız şekilde karar vereceğini, yarın kararın ne olduğunu göreceğimizi söyledi. Bütün bu alternatifleri, bütün bu olasılıkları değerlendirdikten sonra dediğim gibi saat 12'de karar gelecek. Karar geldiğinde biz ilk etapta hemen o kararın içeriğinde neler yer alıyor, hangi mesajları veriyor, bunun devam edip etmeyeceğini söylüyor mu, söylemiyor mu? Ya da hangi donelere göre Merkez Bankası karar verdi, hangi gerekçeleri ortaya koydu? Bunlar piyasa açısından çok çok önemli, fiyatlamalar açısından çok çok önemli. Fakat şunu da belirtelim Sultan Hanım, eğer hükümetin öngördüğü gibi bu geçici olursa Haziran-Temmuz'da, yani bu öngörü tutarsa, enflasyon tüm dünyada düşmeye başlarsa, Türkiye'de de aşağı yönlü ivmelenmeye başlarsa, o zaman bu faiz oranlarıyla çok büyük bir avantaj yakalamış olur Türkiye. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Bu bir vizyon meselesi, bu bir bakış açısı meselesi. Hani illa da %100 böyle olacak demiyorum. Ama bu ihtimal de var. Bu ihtimal tutarsa o zaman biz çok daha rahatlayacağız. Hem peki Sayın tam olarak o aylarda yüzde kaç enflasyon hedefi var? Tabii şöyle söyleyelim. Ne kadar gerçekçi biliyorsunuz, hedef tabii enflasyon hedefi yükseltildi Merkez Bankası tarafından gelecek yıl için. Hani 18'lik seviyelere çıkarıldı ama eğer bu olasılık gerçekleşirse biz gelecek yıl içerisinde 15-16'lık bir enflasyonla karşılaşabiliriz. Yani %15'lik, 16'lık bir enflasyona doğru geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Zaten bas senaryo bu şekilde. Yani 15 ile 16'lık aralık düşünülüyor gördüğüm kadarıyla. Ama dediğim gibi bu kurdaki artışın etkisi var. Küresel çapta bundan sonra tedarikin devam edip etmeyeceğinin etkisi var. Arz sıkıntısı bitecek mi, bitmeyecek mi? Gıda fiyatları gevşeyecek mi, yoksa enerji fiyatları değişecek mi? Tamamıyla bunların topyekün olarak hepsinin iyi analiz edilip iyi fiyatlanması gerekiyor. Ancak o zaman bu olasılıkların ortaya çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Ama söylediğim gibi bu bir senaryo. Eğer bu yapılırsa, bu gerçekleşirse o zaman biz bu işlerin tersini konuşuyor olacağız. Yani kalıcı olarak orada bir istikrar yakalama şansımız da var. Ama dediğim gibi bu hemen bir yıl içerisinde olabilecek bir durum değil. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da onu işaret etti. Yani 2022-23'ten sonrasını planlıyoruz şeklinde söyledi. Eğer uzun vadeli bakarsanız, evet bu radikal bir politika belki ama uzun vadede de getirisi alınabilecek bir politika diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu şartlar gerçekleşirse, eğer bu şartlar aksi yönde ilerlerse, o durumda da işte kurdaki oynaklığın daha hızlı olduğunu ya da enflasyonun etkisinin daha da
toplum tarafından hissedildiği bir süreci de yaşayabiliriz. Şimdi bu kurdaki piyasadaki hareketliliği konuşuyoruz. Siz de tabii bu verilecek karara göre daha da yükselebileceğini söylüyorsunuz. Böyle bir öngörü de var tabii ekonomistler tarafından. Peki az önce aslında sormuştum ama belki çok az daha ayrıntılı olarak konuşmak gerekebilir. Yıl sonu enflasyon beklentiniz örneğin ne kadardır? Bu kurdaki oynaklık asgari ücret artışını nasıl etkileyecektir sizce? Kısaca bunu da alırsam son olarak. Açıkçası bu enflasyon beklentisiyle ilgili, yani yıl sonu beklentisi dediğiniz sanıyorum 2021'in beklentisini evet. Soruyorsunuz. Yani şu anda en son gerçekleşen rakam 19.89 biliyorsunuz Sultan Hanım. Yani 20'li seviyelere çok yaklaştık. Fakat kurun etkisi, yani sanayi doğalgazına vesaire yapılan etki henüz enflasyon fiyatlamasına yansımamış durumda. Dolayısıyla biz orada yılın son iki ayında gelecek enflasyona bakacağız ama orada nispi olarak bir gerileme gözüküyor anladığımız kadarıyla. Yani yıl sonu hedefi 19'da 20 aralığında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Algıladığımız o verilerden aldığımız bilgilere göre. Ama tabii verilerin net olarak geldiğinde bunu daha rahat söylemek mümkün olacak. 19-20 aralığında bir enflasyon. Gelecek yıl için ise dediğim gibi hükümetin bir öngörüsü var. Orta vadeli programda da bu yer aldı. Hı hı. Enflasyondaki artışın arizi sebeplerden olduğu düşünülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi bunun yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonu aşağı yönlü ivmelendireceği düşünülüyor. Dolayısıyla orada rakamlar şimdi beklediğimiz bu 19-20 seviyesinin çok çok altında. Yani 15-16-17'li seviyeler düşünülüyor. Bunun ne kadar gerçekleşeceğini dediğim gibi önümüzdeki süreçte küresel çapta enerji fiyatlarının gideceği yön çok önemli. Gıda fiyatlarının işte bu kuraklığın etkisinin gıda arzına etkileri çok çok önemli. Bütün bu rakamları gördüğümüzde biz o zaman net olarak diyebiliyoruz ki enflasyon şu yönlü gidecek, aşağı yönlü gidecek, yukarı yönlü gidecek diyebiliyoruz. Hı hı. Ama öngörümüz bu şekilde, önümüzdeki yılla ilgili de bu rakamlar, yani orta vadeli rakamların biraz daha üzerinde ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum enflasyonun. Hı hı. Yani o aşağı seviyeler görülmeyecek muhtemeldir ki. Ama biraz daha yukarı seviyelerde enflasyonun önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani muhtemelen Haziran'dan itibaren bizde de enflasyon aşağı yönlü hızlı bir şekilde ivmelenebilir. Bunu da fiyatlamak gerekir diye düşünüyorum. Yani senaryonun içerisinde bu baz senaryoya da yer vermek gerekir diye düşünüyorum. Bu özellikle firmalar açısından, iş dünyası açısından önemli bir unsur Sultan Hanım biliyorsunuz. Çünkü bütün fiyatlamalarını bu etkiler doğrultusunda yapıyor iş dünyası. O yüzden bu beklenti, bizim de beklentimiz orta vadeli programdaki enflasyon rakamının üzerinde bir rakam geleceği. Ama bunun 2021'de olduğu gibi daha yüksek bir seviyeler olmayacağı yönünde. Onu net ortaya koyalım. Peki Sayın Şener, son olarak şimdi son dakikalarım, bu ekonomik hareketlilik çerçevesinde asgari ücrette konuşuyoruz da 3500-4000 bandı mıdır beklenti size? Çok kısa bunu da alırsam bir cümleyle. Rakam telaffuz etmek istemiyorsunuz ama. Tabii rakam çok vermiyoruz Sultan Hanım ama piyasada 3 tane baz senaryo çalışılıyor gördüğüm kadarıyla. Bütün rakamlar onun üzerinden dönüyor. Yani 25'lik bir baz senaryo var, yani %25'lik bir zam baz senaryosu var. 33'lük, yani 30 ile 33 aralığında biz baz senaryo var. Bir de herkesin beklediği %40'lık bir senaryo var. Yani ama gördüğüm kadarıyla iş dünyasında hani 25 ile 30 aralığı kabul görmüş gözüküyor. Peki. Ama tabii işçi tarafında da 30'un mutlak suretle üzerinde olacak bir rakam kabul görecektir. Yani bütün bu senaryolar ışığında tabii ki şu da yapılmış durumda biliyorsunuz. İşte 25 olursa bunun işverene yansıması 1000 liraya aşkın, yani 4203 lira ödüyor şu anda işveren. Peki. %25'lik bir zam daha geldiğinde 5000 liraya aşacak bir yansıma olacak diye düşünüyorum. Peki Profesör Doktor Sefer Şener, çok teşekkür edelim.